Ankara'da büyük emekli mitingi gerçekleştirilecek Allah'ın izniyle. Ama bir yandan da hükümetin biliyorsunuz böyle emeklinin sosyal hayatını hareketlendirmeye yönelik bir takım çalışmaları vardı. Gerekli istediği tepkiyi alamadı iktidar bu konuda. Hatta tam tersi daha da tepkiler büyüdü emekliler tarafından. Biz sosyal destek, sosyal yardım ve sosyal hayatla ilgili herhangi bir çalışma istemiyoruz. Yani zam istiyoruz şeklinde. Hükümet burada biraz köşeye sıkıştı. Çünkü dediğim gibi beklediği tepkiyi göremedi sosyal hayat çalışmasından. Özgür Özel mitingi açıkladı. Özgür Özel mitingi açıkladıktan sonra jet hızıyla bir Erdoğan'ın emekli planı ortaya çıkmaya başladı. Şu anda mecliste, kulislerde çok net bir şekilde konuşuluyor bu. Nedir onu da aktarayım sizlere. 5.000 lira emeklilere 5.000 lira market yardımı, market desteği ve bunu Özgür Özel'in yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitinginden hemen önce vermeye başlamayı planlıyor hükümet. 5.000 lirayı. Ne diyorsunuz Özgür Bey? Bu sefer istedikleri tepkiyi alırlar mı 5.000 lira alışveriş desteğiyle? Ya bu 5.000 lira alışveriş desteği bana çok mantıklı gelmiyor. Yani. Emeklinin hak ettiği parayı vermeleri gerekiyor. Yoksa emekliye ayrıca düşük aylık verip bir sosyal yardım vermeleri çok mantıklı değil bence. Bu sefer de bakın Türkiye'de doğru düzgün yol yapılmaz, o yola sık sık yama yapılır. Evet. Doğru düzgün kanunlar çıkmaz, o kanunlar sık sık bu sefer değişir, özünü kaybeder. Bu da öyle olur bakın emeklilere böyle artık sosyal yardım gibi işte 5.000 lira alışveriş çeki, o bu gibi yardım verilmeye başlarsa bu sefer emekli aylıkları gerçek değerini, gerçek anlamını yitirmiş olur. Hep artık işte bu sefer sosyal yardım kaç lira olacak? Gerçekte artık emekli aylığı değil de sosyal yardım rakamı değişecek mi? İşte başka bir şeyleri de içine alacak mı? Kapsayacak mı? Bu konular konuşulur. Emekli olmak apayrı bir şeydir. Emekli aylığı kendi hak ettiği bir paradır. Yatırdığı primler karşılığında hesaplanır ve gerçek enflasyon oranında da 6 ayda bir artar. Şimdi evet. Siz onu özünden koparırsanız bakın bu tehlikelidir. Emekli aylıkları konusu bu kadar böyle basite indirgenirse öyleyse kayıt dışılık çok bakın çok daha fazla artar. Bu nedenle ben emeklilere ayrıca bir sosyal yardım verilmesine karşıyım. Emeklinin alması gereken sosyal yardım değil, emeklinin alması gereken gerçek kendi aylığıdır. Ya %100 katılıyorum ama şimdi böyle de bir çalışma var iktidarda. Bunu da göz ardı edemeyiz. Peki mesela... İktidar o anda bir şeyler yapıyor ama daha sonra sanki onlar yapmamış gibi sonra bu işlerden pişman da oluyorlar. Ortada kalıyor yani tabut ortada kalıyor. Doğru. Kimse de kabullenmiyor. Kimin bu? Bu cenaze kimin? Çok haklısınız valla. Ama böyle bir şey yaparlarsa mesela işte mitingi biraz da böyle baltalamak adına atılacak bir hamle belli ki bu. 26 Mayıs'taki mitingi baltalamak adına diyelim ki 5.000 lira dağıttılar millete mitingden önce. Etkiler mi mitingi sizce? Etkileyebilir tabii ki. Hmm. Yani vatandaş tamam bu 5.000 lirayı aldık markete gittik deyip mutlu olup mitinge katılmaz mı yani? Katılmayanlar da olur. Olur yani ama çok hani diyorum ya oransal olarak önemli tabii bu. Kendi kitlesine katılmayın deme mesajı olabilir bu. Ha evet yani mantık olarak. Evet arkadaşlar yani Erdoğan'ın emekli planı açıkçası kısa vadede bu. Geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu toplantısının hemen sonra yaptığı açıklamada sıkı para politikamızı uygulamaya devam edeceğiz. Para politikalarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Seçimde bile biz bunu uygulamadık yani seçim ekonomisi uygulamadık ve işte hiçbir yere para vermedik anlamına gelen bir açıklama yaptı. Bundan sonra da böyle yapmaya devam edeceğiz dedi. Ama işte bir meeting tarihi açıklanınca da hemen ortaya gördüğünüz gibi işte 5.000 lira şunlar bunlar atılmaya başlandı. Demek ki o para politikalarından kamuoyu baskısıyla vazgeçilebilirmiş diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir sonuçta bütçe ayrılabiliyor yani 5.000 lira. Bu 5.000 lira böyle yapacaklarına seyyanen zam verebilirler miydi acaba? Şimdi işte bir kere mahsus verip sürekli hale getirmek de istemiyor olabilirler. İşte bir kere vererek bu konu konuşulurken
En azından kendimizi Ocak ayına atarız. Temmuz'da bunu konuşuruz. Ocak ayına kendimizi 2025'e atarız diye düşünüyor olabilirler. Geçen seferki gibi yani. Geçen diyorduk ki kendini Ocak ayına atmaya çalışıyorlar diye. Hakikaten de kendilerini Ocak ayına attılar yani. Nasıl attılar? Yani o milleti de ateşe attılar tabii. Kendilerini Ocak ayına atarken insanları da ateşe attılar bildiğiniz. Artık bu diyorum ya, Temmuz'dan sonra bırakın hani o sadece enflasyon farkı vermeyi, insanların nefes alacak hali kalmadı. Ne 5000 lirası yani. 5000 lira kimin neyini çözecek Allah'ını severseniz. Bir de şimdi Sayın Özgür Özel'in Sayın Devlet Bahçeli ile son görüşmelerinde özellikle açıkladı zaten. 7200 gün konusunu Bağkur'da dile getirdiklerini, stajyerlerin ve çırakların yasal haklarını dile getirdiklerini, kademeli emeklilik, işte EYT yasası çıktı ama eksik çıktı. 5000 gün, 3600 günle işte bekleyenler var. Onlarla ilgili bir yasal düzenleme henüz yapılmadı. 3600 ek göstergeyi bekleyen devlet memurlarına henüz 3600 ek gösterge verilmedi. Düşük emekli aylığı. Bakın bu konular Sayın Devlet Bahçeli ile bir araya geldiğinde Sayın Özgür Özel tarafından dile getirilmiş. Sayın Devlet Bahçeli de zaten aynı fikirde. Bu konularla ilgili rahatsızlığını dile getiriyor. Ancak bence Sayın Cumhurbaşkanı da bu konularla ilgili rahatsız ama bakın ekonomideki gidişat nedeniyle artık müdahale edemiyor. Yani kasanın başındaki olan kişi Sayın Mehmet Şimşek. Sayın Mehmet Şimşek'e de şöyle müdahale edemiyorlar. Sayın Mehmet Şimşek diyor ki her şeyi mahvettiniz, berbat ettiniz. Ben toparlamaya çalışıyorum. Ama bakın bunları yapmazsanız daha da kötü olacak. Yani sizin yaptıklarınız zaten kötü sonuçlar doğurdu. Daha da kötü olabilir dediği için Cumhurbaşkanı. Yoksa çok saygı duyup da Sayın Mehmet Şimşek'e aman biz onun dediğini yapalım diye değil. Bakın çıkar yolu yok. O kadar zor duruma düşürdü ki izledikleri politikalar, ekonomi. Şu anda faizler %50. Şimdi bir taraftan dövize müdahale ediliyor. Bakın dövizde de geçen programlarda söylemiştim. Hatta yayında şöyle bir şey söyledim. Dedim ki döviz bürolarında, kapalı çarşıda döviz bürolarına gittiğinizde Şebnem Hanım, TL yok, döviz fazla demiştim. Bir tanesi şöyle bir yorum yazmış bana. Özgür Bey, devlet istediği zaman zaten para basıyor. TL yok diye bir şey olamaz. Siz o parayı götürdüğünüzde bakın devlete değil, döviz bürolarında bozduruyorsunuz ya. Onlar da birer şirket. Onların elinde TL kalmamış durumda. Çünkü elindeki para, belli bir parası var bu şirketlerin de, döviz bürolarının, kuyumcuların. Siz gittiğinizde bozdurduğunuzda size artık TL verecek güçleri yok. Yani paralarının bir kısmı dövize geçti. Şu anda döviz almak isteyenler devam ediyor. Bakın altında şu anda ithalat sınırı var, kotası var. Bu kotayı kaldırırlarsa altın daha çok düşecek. Bu kota kalkarsa altın daha çok düşecek. Dövizde şu anda hükümet dese ki biz 5 puan daha faizi yükseltiyoruz dese döviz yerle bir olacak. Hükümet, bakın hükümet 8 ay, 6 ay, 8 ay öncesine kadar sanki maçta 3-0, 5-0 yenik durumdaydı. İzlediği politikalar, bakın ücretler, emekli aylıklarını kenarı koyuyorum. Diğer konularla ilgili izlediği politikalarla hükümet şu anda öne geçti. Yani şu anda elinde dövizi olan kişiler bir anda yerle bir edilebilir. Evet. Biraz daha faizi artırırlar. Bakın ev alanı, ev fiyatları kısa vadede, bakın kısa vadede söylüyorum. Yani 3-5 aylık süre için söylüyorum. Ev, araba fiyatları daha çok aşağı inebilir. Döviz daha çok düşebilir. Altın ithalatı kotası kalkarsa altında düşme olabilir. Daha çok TL'ye geçiş daha da hızlı devam ettirecekler gibi gözüküyor. Olumlu değil mi peki? Yani ekonomi anlamında olumlu değil mi? Türk lirasının değer kazanması anlamına gelmiyor. Onu söylüyorlar. Türk lirası değer kazanacak. Elinde avucunda olan zaten alışveriş yapmayacak. Hep şunu söylüyorlar zaten. Paranın satın alma gücünü, TL'nin satın alma gücünü arttırmaya çalışıyoruz. Şu anda oradaki çalışmalar karşılığı var. Bir de şimdi Temmuz ayında turistler gelecek. Turistlerle beraber döviz girdileri de olacak. Bu nedenle ekonomide Sayın Mehmet Şimşek ikinci dönemde biraz daha enflasyon düşecek demişti. Bunlar yavaş yavaş olacak gibi gözüküyor ama şu anda işin kötü tarafı bu süreci işletirken emekliye, ücretli, bakın asgari ücrete zam yapılmayacak diyoruz. Asgari ücrete zam yapmayı düşünmüyorlar.
Enflasyon oranında, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranında artışlar düşünüyorlar. Bu sefer de ekonomi berbat. Bir miktar rayına girebilmesi için tüm maliyeti işte emekliler, çalışanlar tüm maliyete katlanmış olur.